Herkese selamlar dostlar, ben Alihan. Bugün 2023 yılında oynadığım 35 oyunu en az zevk aldığımdan en çok zevk aldığıma doğru sıraladığım bir listeyle karşınızdayım. Başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bu liste sadece 2023 yılında çıkmış oyunlar içermiyor. Hatta içerisinde bir, belki iki tane 2023 yılında çıkmış oyun vardır. Ayrıca listenin tamamen öznel olduğunu unutmayın. Keyifli seyirler. Factory Town. Factory Town, başta sıradan bir köy yönetimi gibi başlayan, ardından Satisfactory gibi otomasyona bağlayan, oynaması saran çıtır çerez bir oyundu. Sludge Life. Bu oyunun neden var olduğunu bilmiyorum. Aşırı kafa bir oyun. Tek olayı etrafa grafiti çizmek. Ben bir noktada dayanamadım ve oyunu oynama görevini kanalın sahiplerinden olan siyaha devrettim. Beat Cop. Başta oynarken çok keyifliydi. Aldığım kararların oyunu etkilediğini görmek çok hoştu. Ama tekrar eden döngü üzerine çok az şey eklemesi ve hikayenin de bir noktadan sonra ilgimi çekmemeye başlamasından dolayı devam edemediğim bir oyun oldu Beat Cop. Patron. Klasik, orta çağda kaynaklarımızı en mantıklı şekilde yöneterek şehir inşa etmeye çalıştığımız bir oyun. Sıfır beklentiyle girdim, eğlenerek çıktım. Starfield. Starfield. Ah be Starfield. Gerçekten Starfield hakkında hiçbir şey demek istemiyorum. Çıkış yaptığı gibi çok büyük heyecanla oyuna girdim ve çok büyük hayal kırıklığıyla ayrıldım. Burada diğer oyunların süresinden çalmak istemiyorum. Eğer isterseniz ileride bu konuda uzun uzun konuştuğum bir video yapabilirim. Gas Station Simulator. Çöp bir mekanı yönetip onu daha iyi hale getirme konsepti benim en zayıf noktalarımdan birisi. Ne kadar kötü olursa olsun en azından deniyorum. Gas Station Simulator bunun iyi örneklerinden birisiydi. Resonance of Fate. Niye Revenant hakkında her şeyi yalayıp yuttuktan sonra yeni arayışlara çıktım ve Resonance of Fate ile karşılaştım. Başta tam istediğim kafada ilerliyordu ama savaş mekanikleri o kadar tuhaf, alışması o kadar zordu ki devam etme isteğimi aldı götürdü. Need for Speed Unbound. PC'ye çıkmış tüm NFS oyunlarını öyle ya da böyle oynadım. Kimsenin sevmediği Undercover'ı bile severim. Ama yok, bu oyun olmamış. Agalarla multiplayer girmemiş olsaydı büyük ihtimal listenin en altında olurdu. Ayrıca dilerseniz bu videoyu da izleyebilirsiniz. Far Cry 6. Bayağıdır Far Cry oynamıyordum. Hikayesi bir gram bile umurumda olmadı. Açtım yanda dizimi, izleye izleye bitirdim. Klasik Far Cry deneyimiydi. The Crew Motorfest. Şu videoyu izlediyseniz Motorfest için ne kadar heyecanlı olduğumu ve oynarken ne kadar keyif aldığımı fark etmişsinizdir. Ama nedense o gün kapattıktan sonra bir daha hiç oynama isteğim gelmedi. Lies of P. Souls tarzındaki oyunlar pek de hoşuma gitmez. Bu türde oynadığım oyun sayısı da bir elin parmağını geçmez. Ama steampunk tasarımlar çok hoşuma gidiyor. Bu yüzden şu videoda Lies of P'ye bir şans verdim. Eksikleri olmasına rağmen elindekileri full potansiyel nasıl kullanması gerektiğini bilen güzel bir oyun. Diablo 4. Diablo 4'ün ilk 20 level'ını oynadım. Türe yabancı birini nasıl kavraması gerektiğini biliyor. Güzel sinematikleri var. Oynanışı da tam beklediğim gibiydi. Kingdom Reborn. Bu da alışa geldiğimiz şehir yapma oyunlarından. Bir krallık seçip o krallığın tarzında şehirler inşa ediyoruz. Sömürgecilik, ticaret vesaire yapıyoruz. Agalarla 6 kişi girince oynaması çok keyifliydi. Quantum Break. Quantum Break'e girmeden önce ara sahnelerinin dizi şeklinde olduğunu farkındaydım. Zaman ve mekanda olan tuhaflıkları konu alan şeyleri severim. O yüzden yanıma patlamış mısırımı aldım, keyifli bir şekilde tükettim. Death Stranding. Hikayesini yarım yamalak anladım. Harbiden de aşırı gerçekçi kargoculuk simülasyonuydu. Days Gone. Karımıza ne oldu? Zombiler nereden çıktı? Biz neden motorcuyuz? Hiçbir fikrim yok. Ama bir egzoz için 1500 zombi, 30 adam öldürmek keyifliydi. Dinkum. Kısaca 3D Stardew Valley. Kanalın bir diğer sahibi olan Kangal'la beraber girdik. Balık, tavuk, buğday derken aktı gitti. Neon White. Normalde parkur oyunlarını beceremediğimden satın almaya bile tenezzül etmem. Ama bunu bir deneyesim geldi. Yavaş yavaş derinleşen, bölümü geçmesi kolay ama her şeyi alıp fullemesi zor olan, benim gibi bu türe bilerek uzak duran birini bile sarmayı beceren bir oyun oldu. Kanalda Let's Play serisi var. Dilerseniz bakabilirsiniz. Trailmakers. Bu da 3 kişi girdiğimiz başka bir oyun. Lego kafasında araçlar yapıp havada, karada, denizde daha iyi parçalar bulup onlarla daha iyisini yapıp uzaya çıkmaya çalışıyoruz. Agalarla keyifli. Dungeons of Nehalbuk. XCOM oynanış tarzını, D&D kafası bir evrende komik karakterlerle birleştiren, oynaması ve diyaloglarını takip etmesi hoş bir oyundu. Grid Legends. Unbound'dan almayı beklediğim tadı Grid Legends'dan aldım. Hem tek oyunculusu hem de çok oyunculusu keyifliydi. Agalarla girip miyataları alıp yokuş çıkamayıp DNF olmak aşırı eğlenceliydi. Marvel's Guardians of the Galaxy. Ucuza görüp kaptığım oyunlardan birisi. 4 kişi co-op girmek için tasarlanıp sonradan tutmayacağı anlaşılınca tek kişiliğe çevrildiği aşırı belliydi. Ama yine de keyifliydi. Hikayesinin de son zamanlardaki Marvel filmleri kalitesinden pek de bir farkı yoktu. Fable Anniversary. Ana karakterin çocukluğunda tüm köyünün ailesinin gözünün önünde öldürülmesiyle başlayan, yaşlılığına kadar ilerleyen tuhaf konseptli bir oyun. Zamanda neden sevildiğini anlayabiliyorum ama günümüz için hantal ve yaşını belli ediyor. Total War Warhammer 3. Yılların Fantastic Warhammer evreninde strateji savaşları yapıyoruz. Oyun bundan ibaret. Dark elflerle dünyaya kaos getirmesi çok keyifli.
Kenshi. Kenshi karakterimizi yarattıktan sonra bizi salıyor evrene. Kafamıza ne eserse onu yapıyoruz. Ne olmak istersek onu oluyoruz. Sınırları biz belirliyoruz. Hele bir de mod kurunca tadından gelmiyor. God Eater 3. God Eater 3'ü defalarca oynamaya çalıştım. Her seferinde de bir saat kadar oynayıp bir daha yüzüne bakmadım. En sonunda kanalda Let's Play yaparsam oynarım diye düşündüm. Ve öyle de oldu. Çocukken köleleştirilmiş bir takım insanların özgürleşme macerasını anlatıyor. Oyunun oynanışı güzel olsa da benim için çok büyük bir eksisi var. Oyundaki ana karakterimiz konuşmayan ruhsuz birisi. Ve artık bana bu tür ana karakterlerden gına geldi. Voice of Cards. Oyuna girmeden önce standart bir kart oyunu olduğunu sanıyordum. Lakin o iş öyle değilmiş. Voice of Cards, sadece kartları ve içerisindeki DM'in hikayesini anlatmak için aracı olarak kullanılan bir JRPG'ymiş. Savaş mekanikleri aşırı sığ ve basit olduğundan hayal kırıklığına uğramış olsam da, hikayesi ve içerisindeki plot twistler, karakterlerin interaksiyonları ve tepkileriyle benim için bu yıl oynadığım için mutlu olduğum bir oyun oldu. Baldur's Gate 1. Baldur's Gate 3'ü bitirdikten sonra içimde dinmemiş bir açlık vardı. Ben de oynamadığım tek Baldur's Gate oyununa bir bakayım dedim. Oyun harbiden 98 yılından kalma olduğunu gösteriyor. Ama hissettiriyor mu? Hayır. Bir defa kapıldıktan sonra ne grafik ne de oynanışı takıyorsun. Akıyor gidiyor. V-Rising. V-Rising'in benim için olayı gelişip daha iyi malzemelerle şatomu güzelleştirmekti. Tam olarak da istediğimi aldım. Yeni DLC'si çıksa da oynasam diye bekliyorum. Titanfall 2. Titanfall 2 de ucuz diye aldığım oyunlardan birisiydi. En fazla ne olabilirdi ki? Klasik EA oyunudur diye açtım. Ve bugüne kadar oynadığım en iyi hikayeli askeri savaş oyununu oynayıp çıktım. Batman Arkham Knight. Çıktığı dönemde boyutu fazla ve PC portu sıkıntılı diye uzak durmuştum. Bu yıl indirdim ve oynadım. Oynanışı hala taş gibi. Grafikleri de yaşını hissettirmiyor. Zaten Batman olarak Gotham'da süzülmenin tadını alabileceğim başka seri de yok. Katana Zero. Katana Zero oynamamış herkes gibi bana da defalarca övüldü. Ben de sonunda girdim ve söylemeliyim ki plan yap, dene, hızlıca öl, tekrar ve tekrar, başarılı olana kadar dene, temeline sahip oynanışıyla, her seferinde yavaş yavaş aralanan hikayesiyle mükemmel bir oyun. Tales of Berseria. Berseria'ya sıra tabanlı olduğunu düşündüğüm için girmekten çekiniyordum. Bir gün kendimi mental olarak hazırladım ve oyuna girdim. Ve ne göreyim, oyun sıra tabanlı değilmiş. Ve birbirinden farklı amaçlara ve motivasyonlara sahip karakterlerin bir şekilde beraber olup kendi amaçları için aynı yolda yürümeleri hikayesini anlatıyormuş. Ki benim için yolculuk hikayesi dendiği zaman akan sular durur. Final Fantasy 15, Baldur's Gate, Tales of Arise, Divinity Original Sin, Dragonlance üçlemesi gibi yapımlara bu yüzden bayılıyorum. Oyun hakkında söyleyebileceğim tek kötü şey kamera açısı. O kadar büyük düşmanlar olmamasına rağmen kamera Dark Souls gibi sapıtıyor. Scarlet Nexus. Scarlet Nexus'la da Resonance of Fate ile karşılaştığım gibi karşılaştım. Oynanış dinamikleri iyiydi, hikayesi merak uyandırıcıydı, seslendirmeleri güzeldi. Bu oyuna özel yaratılmış evreninde gezmesi de güzeldi. Oyun beni bir defa kilitledikten sonra çıkmak istemedim. Dark Souls 3. Souls türüne yabancı birisiyim. Bu türde bitirdiğim tek oyun Elden Ring'di. Fırsatını bulunca Dark Souls 3'e yapıştım. Bir insan karşısına çıkan cılız köpekle savaşıp ölmekte nasıl zevk alabilir? Bu oyunu oynarken alıyorsun işte. Şerefsiz Soul of Cinder. Ve 1 numara Baldur's Gate 3. Kendisi hakkında konuşulacak her şey herkes tarafından zaten konuşuldu. Bu yüzden 2022'de oynadığım oyunlar listesinde söylediğim şeyleri tekrar söylüyorum. Disco Elysium ve Divinity Original Sin 2'yi bitirdikten sonra bir süre rol yapma oyunlarından zevk almam diye düşünüyordum. Lakin yanılmışım. Baldur's Gate 3 rol yapma oyunlarının zirve noktası. Larian Studios bir rol yapma oyununda mükemmelleştirilmesi gereken her şeyi mükemmelleştirmiş, törpülenmesi gereken her şeyi törpülemiş ve böylece ortaya bir başyapıt çıkarmış. Videoyu buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.